Assalamu alaikum, hurmatli talabalar. Bugün İpekçilik Yunanistan'ın 3. baskış talabaları gen. Demek işçi kasmini gelirler şu anıdan maruza dastlarımızı devam ettiremiz. Hurmatli talabalar, bugün rizelleştirilgen mazumuz. Demek tut darahtını vegetatif kopaytırış usullar hakkında gelirleşemiz. Ve bu şey, mazum bu için 3'te rize bilgiler deriyemiz. Demek ki birinci rejimiz tut darahtını payvant yorguna kopaytırış, ikinci rejimiz tut darahtını kalınca yorguna kopaytırış ve üçüncü rejimiz de ise tut darahtını parçacına yorguna kopaytırış cerrahlarını organımız. Hop, umman tutunu vegetatif kopaytırış degende biz asosan yukarıda rejimizde keltirip ötkenimizdik. Umman vegetatif kopaytırışının bir neçte usulları var. Demek ki bu usullarını da Allah'a da takitle botadigan bulsak, birinci tut darahtını demek vegetatif kopaytırışta en keng kullanılan usullardan biri bu payvantlaş usulü hisoblanadi. İkinci usulü ise bu demek tut daraxtını kalamçalaş usulü kopaytırış. Üçüncüsü ise tut daraxtını demek vegetatif kopaytırışta parxeşlaş usulü degen turlar var. Mana şu üç yerler tur hakkında biz siz bilan baqalı qudrat bugünkü maruzamızda malumat berib o'tamiz. Demek hurmatli talabalar, yukarıda takdir etgandek, tut daraxtini umuman payvantlash usulida ko'paytirish haqida to'xtaladigan bo'lsak, payvantlash usulini demek bir nechta turlari bor. Demek bulardan birincisi bu kurtak payvant. Kurtak payvant tutchilikda, ya'ni bizda respublikamizda tutchilik xo'jaliklarida erta bahorda hamda yozning avgust oyida amalga oshiriladi. Ko'pincha bizda erta bahorda shara harakati boshlanmasidan oldin hamma boshlanglar. Hurmatli talabalar, e'tiboringizni havola etilayotgan paytda kurtak payvand qachon shara harakatlarini boshlanishdan oldin amalga oshirishini aytmoqchiman. Birinchi navbatda bu joyda vegetativ ko'paytirishning eng asosiy usullaridan biri demak, payvandlashda kurtak payvand sifatida qanday amalga oshiriladi, uni texnikasi qanday jarayonlar bilan bajarilishi haqida sizga alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Demak, payvand ust sifatida bugungunda navdor tutlardan olingan kurtaklarni biz oldindan tayyorlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni kechki xazon rezgilikdan so'ng biz yaxshi pishib yetilgan kurtaklarni qalamchalarni olamiz 40-45 cm o'lchamda va buni sovutgichda saqlab qo'yilgandan so'ng erta bahorda demak kurtaklarni yog'ochlik qismi bilan biroz yog'ochlik qismi bilan o'zining o'rtasini kesib olinadi. Bunda payvand pichoqqa nihoyatda e'tibor qaratilish kerak. Payvand pichoq pichoqlar sterillangan holatda tashkil etilishi talab etiladi. Chunki sterillanmagan payvand pichoqlarida har xil mikroorganizmlar tushib, ya'ni kurtakni, ya'ni payvand qilingan kurtakni nuqsonligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Demak, dastlab payvand ustini tanlab olinganimizdan keyin payvanddagi mohirlik bilan kesib olinadi. Albatta bu joyda payvand ustasidan mohirlik talab qilinadi. Demak, payvand tak sifatida esa O'zbekistonda yaxshi o'suv muhitiga ega bo'lgan, demak, tut daraxtlaridan tanlab olinamiz. Bizning respublikamizda asosan xasaki tutlardan foydalanamiz. Chunki bu xasaki tutlar bizning mintaqamizni ob-havo sharoitiga, tuproq iqlim sharoitimizga nihoyatda moslashuvchan bo'lganligi uchun, ayniqsa ildiz sistemasi tuproqning har qanday sharoitiga to'laligicha moslashganligi uchun payvanddagi sifatida aynan xasaki tutlardan foydalanishimiz talab etiladi. Demak, payvanddagi olingandan so'ng payvanddagi mana ko'rib turibmizki, T shaklda kesilib olinadi. T shaklda kesilib olingandan so'ng bizni sinovdor tutdan olingan payvand ustimiz yog'ochlik qismi ohistalik bilan ochilgandan so'ng bu joyga o'rnatilish talab etiladi. O'rnatilgandan so'ng polipropilen lentalar yordamida, ya'ni havo kirmagan holatda ostki va ustki tomonlarga bog'lab qo'yiladi. Va bu bir necha kun davomida, demak, kurtakning ustki qismiga purkash yo'li bilan, ya'ni maxsus purkash vositalari bilan birgalikda namlantirib turiladi. Sababiki, o'sha joydagi hujayralar bir-biriga 1-2 kunga qadar namlik yo'qolib ketmaslik maqsadida. Demak, namlik me'yorda saqlangan kurtaklarda, demak, unuvchanlik yana yuqori bo'ladi. Demak, so'nggi keyingi nimamiz payvand usulimiz esa postloq ostiga payvand qilish texnikasi. Demak, bu postloq ostiga payvand qilish tutchilikda eng keng tarqalgan usullardan biri hisoblanadi. Tutchilik xo'jaliklarimizni bilamizki,
ozuqa beruvchi stol tashkil qilayotgan paytimizda ko'chatchilik, ya'ni tut ko'chatchiligi bilan shug'ullanadigan tutchilik xo'jaliklari umuman urug'dan yetishtirgan paytimizda urug' ekilgandan so'ng nihol yetishtiriladi. Nihollar o'zi ko'chatlarga ikki xil maqsadda o'tkaziladi. Birinchisi, nihollar o'zi duraga o'sha urug'lardan olinganligi uchun duraga ko'chat sifatida yetishtiriladi. Umuman olganda o'sha jami olingan tut ko'chatlarining qariyb 50%ini biz payvandak sifatida foydalanamiz. Ya'ni duraga ko'chatni biz navdor ko'chat sifatida aylantirishimiz uchun, navdor ko'chatga aylantirishimiz uchun, demak, payvandak sifatida foydalanamiz. Shuning uchun ham buni po'sloq ostiga payvand deb ataydi. Asosan yangi 1 yillik nihollarni po'sloqiga 45 gradus qiyalikda kesiladi payvanddagilari va unga oldindan tayyorlab qo'yilgan, ya'ni navdor tutni qalamchalarini, ya'ni payvand ustini biz bunda ham erta bahorda shira harakati boshlanmasdan oldin taxminan o'sha janubiy mintaqalarimizda mart oyini demak o'rtalaridan boshlanadi. Ba'zi paytda havo iqlimi sovuq keladigan bo'lsa, martning oxiriga boradi. Demak, o'rta iqlim zonalar Toshkent hamda Jizzax viloyati mintaqalarida esa bu jarayon demak, martning 20-sidan aprelning boshlanishi dekadasida amalga oshirilishi mumkin. Ya'ni tut daraxtida shar harakatlarini boshlanishi. Bu esa o'sha ob-havo sharoitini kelishiga bog'liq bo'ladi. Hurmatli talabalar, yana bir bor ta'kidlab o'tmoqchiman. Demak, o'z ildiziga ega bo'lgan 1 yillik tut ko'chatlarini 45 gradus qiyalikda kesib olingandan so'ng po'sloq qismida demak yaxshilab barmoq bilan siqilgandan so'ng demak payvand ustida xuddi shu shaklda demak 45 gradus qiyalikda kesilgan. Demak po'sloqqa birikib turadigan qismidan biroz o'sha po'sloqning epidermis qismi biroz shilib olinadi, ya'ni epidermis qismi shilib olingandan so'ng bilamizki epidermis qismi demak o'lik hujayralardan iborat. Aynan o'lik hujayralarni biz qirib tashlagandagi aynan po'sloq qismi orqali po'sloqni po'sloqqa yog'ochligini yog'ochlikka to'g'rilgan holatda mohirlik bilan o'rnatilgan bo'lishi kerak va po'sloqning shikastlanishiga yo'l qo'yilmaydi. Demak po'sloqga yo'l qo'yilmagandan so'ng demak buni unuvchanligi yana yuqori bo'ladi. Shu asnosida ustiga mayingina turpoq tashlanadi. Payvand ustining yuqorgi qismidagi boshlang'ich kurtagi demak yer bag'riga ochib qo'yiladi. Demak, mana shu holatda havo kirmagan holatda yaxshilab ishlab qo'yilgandan so'ng, ma'lum bir muddat o'tgandan so'ng, 10 11 kun o'tgandan so'ng, demak bu payvand tagini tutgan bo'lsa, u ko'karish jarayonini boshlaydi. Tutmagan bo'lsa, demak bu jarayon 10 15 kundan keyin rasmana bilinadi. Hurmatli talabalar, navbatdagi payvand usuli demak ildizga payvand, bu ham xuddi o'sha yuqorida ta'kidlab o'tgandek, o'sha po'sloqqa payvand qilganga o'xshaydi, faqat bu joyda ildizga yaqin qismiga o'sha payvand qilinganligi uchun tutchilik xo'jaliklarida keng qo'llaniladigan usul hisoblanadi. Mazkur payvand qilish usuli ham demak erta bahorda, ya'ni yuqorida aytib o'tgandek, shira harakati boshlanishdan oldinroq bajarilishi kerak. Chunki shira harakati boshlanib ketgan daraxtlarida unuvchanlik qobiliyati nihoyatda past bo'ladi va bu jarayonda juda katta o'sha samarasizlikka erish samarasiz bo'lib qolishi mumkin. Demak, bunda ham erta bahorda tanlab olingan pasak tutning ildiz bo'g'ziga oldindan tayyorlab qo'yilgan, maqsadli tayyorlab qo'yilgan deyish mumkin, maqsadli tayyorlab qo'yilgan navdor ko'chatlarini payvand ustini xuddi o'sha o'lchamda ildizga demak biriktirib qo'yilish kerak bo'ladi. Demak, biriktirilgandan so'ng buni ham biriktirilgan joyni polipropilen lentalar yordamida havo kirmaydigan holatda zichlab bir-biriga biriktirib qo'yiladi. Yana takror aytaman, kesilgan joy shunday maqullik bilan kesilishi kerakki, bu joyda qanchalik payvand quchog'i o'tkir bo'ladigan bo'lsa, o'sha joydagi hujayralar shunchalik kamroq bo'ladi va uning unuvchanligi yana ham yuqori bo'ladi. Ildiz ostiga payvand bugungi kunda tutchilik xo'jaliklarida eng keng qo'llaniladigan usullardan biri hisoblanadi va unuvchanligi yuqori bo'lishi bilan ham boshqa payvand usullaridan demak farq qiladi. Hurmatli talabalar, navbatdagi payvandimiz iskana yoki ishlab chiqarishda yorma payvand ham deb ataladi. Buning sababi asosiy o'sha daraxtining asosiy navdalari, yosh asosiy navdalariga biz yog'ochlik qismini yorilgan holatda biz payvand qilishimiz kerak bo'ladi. Demak, bunda
bir narsaga alohida e'tibor qaratishingiz kerak. E'tibor berganingizda bir necha yillik tut daraxtlarini ham siz o'zingiz uy sharoitingizda agar uyingizda bo'layotgan bo'lsa, shunaqa bir xasak tut yoki boshqa tutlar bo'lgan bo'lsa, hali yosh, uncha mevasi yaxshi bo'lmaydigan tut daraxtlarini agar uyda kuzatsangiz, uni yana ham mahsuldorlikka, ehtimol mevasi uchun yetishtiriladigan tut daraxt qilishingiz mumkindir yoki ipoport uchun barq hosildorligi uchun qilmoqchi qilish niyatida bo'lsangiz ham bu jarayonni amalga oshirish mumkin. Ya'ni bir necha yillik tut daraxtlarida ham bu demak yorma payvandni amalga oshirish mumkin. Demak, ko'rib turganingizdek, bitta asosiy navdadan emas, asosiy navdadan chiqqan bir nechta shoxlarga ham bu yorma payvandni amalga oshirish mumkin. Demak, bunda ham payvand pichog'i nihoyatda o'tkirlik bilan, mohirlik bilan, demak, o'zak qismini markaziy qismidan yorilgan holatda yaxshilab yoriladi. Bunda ham imkon qadar hujayralar mavjud bo'lishiga yo'l qo'ymaslik kerak va albatta pichoq sterillangan holatda bo'lishi kerak. Demak, oldindan tayyorlab qo'yilgan, demak, payvand usti esa navdor qismining payvand usti, demak, yog'ochlik qismi qiyalik, 45 graz qiyalikda kesilgandan so'ng orqa tomondagi, ya'ni postlarning epidermis qismi bunda ham olib qo'yib olib tashlanib, ko'klik qismi saqlab qolinadi. Aynan mana shu joyga, demak, bitta yorilgan joyga payvand tagiga ikkita navdani joylashtirish imkoniyatiga egasiz, chunki payvand tagining kuchi, ya'ni unda to'plangan oziq modda ikkita navdani ham bemalol, demak, ko'kartirish, ya'ni ko'kartirish uchun oziq modda bilan ta'minlay olishga kuchi yetarli bo'ladi. Shuning uchun ham e'tibor berganingiz mana bu tasvirda ikkita o'sha ko'chatni biz payvand tagiga joylashtirib o'tganmiz. Va buni ham ustiga mahalliy sharoitda namlangan yumshoq loy yoki bo'lmasa uy sharoitida bo'ladigan bo'lsa, o'sha eritilgan un, ya'ni xamirni ustiga yopib qo'yadigan bo'lsa, ya'ni namlikni yaxshi saqlaydi va atrofini polipropilen lentalar bilan o'rab qo'yish juda ham samarali bo'ladi va buni navdani, ya'ni payvandni, payvandlangan navdani ko'karish qobiliyatini yana ham oshiradi. Hurmatli talabalar, keyingi payvand usuli bu naycha payvand deyiladi. Bu naycha payvand nihoyatda o'sha murakkab usul hisoblanadi. Boshqa payvand usullarga nisbatan kamroq qo'llaniladigan usul, lekin tutchilik xo'jaliklarida bu ham ko'plab payvand usullari, payvand ustalari bu usulda foydalanadi. Bunda alohida nimaga e'tibor berish kerak? Payvand tagini, demak, yog'ochlik qismini, demak, diametri bilan payvand ustini o'sha ichki tomonidagi diametri bir-biriga mos tushishi kerak. Agarda o'sha jarayonda mos tushmaydigan bo'lsa, o'rtasiga havo kirgan holatda, ya'ni o'sha joydagi hujayralarni nobud bo'lishiga sababchi bo'ladi, ya'ni namlik hamda hujayralarga oziq modda bilan ta'minlanishi me'yorda saqlanmay qoladi. Shuning uchun e'tibor qaratiladigan eng asosiy jihat, demak, naycha payvandda bekorga naycha deyilmaydi, postloq qismi to'g'ridan-to'g'ri olib tashlanadi. Olib tashlangandan so'ng yaxshi o'sha hosildor, ya'ni barq hosildorligiga ega bo'lgan tut daraxtlarini payvand, demak, usti ham xuddi naycha shaklda kesib olinib, naycha uning ustiga, demak, navbatdagi bosqichda o'rnatiladi. O'rnatilgandan so'ng aynan asosiy urg'u mana shunga beriladi va mana shu qismi polipropilen lentalar bilan bog'lab qo'yiladi. O'suv nuqtasini, ya'ni pastki tomondagi navdalar, demak, mox qaysi bilan tanaga taqab kesib tashlanadi. Demak, pastdan kelinayotgan payvand tagidan kelinayotgan kuchning asosiy qismi, demak, naycha payvandni kurtagiga berilganligi sababli bu, demak, naycha payvanddagi kurtak o'sib rivojlanib kelajakda barqaror, demak, barq hosildorligiga ega bo'lgan, demak, daraxtni siz yaratishingiz imkoniyati tug'iladi. Hurmatli talabalar, yana vegetativ ko'paytirishni ikkinchi bir usuli bu qalamchalash usuli. 1950-yilga qadar respublikamiz, ya'ni O'rta Osiyo sharoitida, demak, tut daraxtini vegetativ ko'paytirishdan, qalamchalashdan foydalanish deyarli samara bermaydi degan xulosaga keldi. Nimaga deganda, o'sha qalamchalar ekilgan, tadqiqotlar olib borilgan, qalamchalar ekilish jarayonida ko'pchiligi unuvchanligi past bo'lganligi uchun bu usuldan o'sha yillargacha, demak,
kan foydalanılıyor. 1950 yıldan sonra demek ki bir neçe tüçülük sahasında faaliyet alıp borgen alımlar tamamladı. İlmi izlenişler alıp borladı. Ve alıp borgen ilmi izlenişler natiyeleri şu tüçülükte tüt daraktadan kalamçalaş yorubuna kopaytır üslubu atıkam yaratalım. Demek ki bunge, demek Kerim Rahman Berdiyev, profesör. Kerim Rahman Berdiyev üslubu atının misal getirişimiz mümkün. Bunda demek bu alımımızın üslubu atı tüt daraktın halkalaş yordamda kalamçalaşın kopaytırış üslubu. Demek halkalaş kaçan ve kaysa vaktine var, başlamak. Demek tüpçülükte halkalaş bu tasarlarda, navdar tutularından eğer kopaytır mahcup olsayız, vegetat kopaytır mahcup, ben hasıl darlığı yukarı bugün navdar tutular tanılıp alınadı ve ipakortu için kesilmeyen navdaları da demek her 40 cm'de, 40-45 cm'de, 1 cm'den poslak kısmı alıp taşınanadı. Ama kengisi spiral şekilde, demek doğrudan doğruymaz, bu yan tamamen. Keselerde kengisi, yani 40 cm, 40 cm bu tamamen. Yani halkalengen joy bir nokta, bir çizimde yapmasını fikir. Şu noktayı nazardan alıp kareyleyken bu şey, halkalengen joy'ını itibar edilirken bu şey. Bir noktada yapma geldiği sebeple, pastan giletken azıq madde bu şey joy'a toplanıp, gelecekte o şekilde azıq madde toplanır. Yani şiş hasıl buluşurken erişiş mümkün bulur. Demek ki şiş hasıl buldu degeni azıq madde toplanırken joy degeni. Aynen bana şu şiş hasıl buluşu ben itibar verir ki halkalengen joyda şiş hasıl buldu ve bunu demek biz erta bahorda avgust ayında halkalengen bulsak hazar izgirlikten sonra biz onu 30-40 cm'den kesip nam şu yavaşını nam akılkası dediğimiz, yani yavaş kırılması gibi, yok ki bu masa mahsus soğutuşlarda, hovuzga uğrayan holatda saklap koyamız. Yok ki yer tolalarda saklap koyuşun koynadığı ege bulamız. Demek, bana şu 40-30 cm'de kesilgen payıttı. Eğer bu şu kısmı bulabiliyorsa 15-20 cm'de kesilgen bulam. Demek, bu kadar rodalarını erta bahar geçen saklap koyamız. Erta baharda biz bunu İki kişi teknikası boyunca iki hırsızlıkta ekiyemiz. Birincisi garzantlarını yani doğru halatlı ekişimiz var. İkincisi 45 gras kıyarlıklı ekişimiz var. Aynen bana şu halkalengen kalınçanı halkanı hesabıdaki yani yığılgen azıcık hesabıdaki kurtaklardan demek ki navda rovajlanadı. Ve o şey kurtak navda rovajlanmadan sonra demek bu aynen kayısı darak tut daraktan alınken bulsa aynen şunu belli hususiyatlarını saklanan halette bitti kalamçalarımızdan bir neşte koçak alış imkaniyeti yapıldı. Kinçerlik ilgisi atkenden sonra bu kalamçalarını biz başka cöylemi koçak yazıp navdar koçak sıfatında ipak kurduğunu azıqa bazası için faydalanış imkaniyeti yapıldı. Muhtarım talabalar, hürmatli dinleyiciler tut darahtını kopaytırışının yine bitti usulü bu işte, barkli kalamçadan kopaytırış usulü bu hakkıdaki malumatlarımız kengi mazurlarımız deneyim, batafsızlık yaptığımız, kengi olarak yaptığımız bu yangi uslubiyat bulgenlik için hazır. Demek adabiyatlar, rüyhat bilansını tanıştırıp otardıkken bulsam, demek adabiyatlarda 1991 yılında çıkan Ubaydullah Abdullayev'nin Türkçülük kitabından kengi mukayesinde faydalanırsınız. Bu Toshkent Davlat Agrar Üniversitesi'nin Akbarat Resurs Merkezi'nin ilk tırmık kütüphanesinde hem uzunum şu GPL hamda PDF formatlarda joylaştırılgan ve qolgan adabiyotlar ham aynan oziqa bazasiga qanchalik bog'liqligi, fakultetga maqsadlilik ko'rsatishlar qanday ta'siri borligini biz mana shu keltirilgan adabiyotlarda siz bemalol elektron hamda holatda ham siz tanishingiz imkoniyatiga ega bo'lasiz. Agarda mazkur mavzu bo'yicha savol va savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, Toshkent Davlat Agrar universitetining rasmiy veb sahifalari orqali yo'naltirishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.